Counter Strike'ı bilirsiniz. Hepimiz illaki çocukluğumuzda CS 1.6'yı oynamışızdır. Şu anda bile Counter Strike Global Offensive oynayan binlerce, yüz binlerce kişi var. Bu oyun o kadar popüler ki yıllar boyunca aktif kalmaya, kendini geliştirmeye ve oyuncuları oyunda tutmaya devam etti. Hatta yakın zamanda en fazla oyuncuyu gördü CSGO. Ondan dolayı burada zaten Counter Strike'ı özetlememe, ne olduğunu anlatmama gerek yok. Ama onun dışında bu kadar popülaritenin ardında sizin bile belki zamanında oynadığınız kaybolup giden bir Counter Strike oyunu var desem. Hatta bu oyun gelmiş geçmiş en popüler Counter Strike oyunlarından olan CS 1.6 ve CSGO'nun birleşiminden oluşmuştu desem. Bu kadar popüler bir oyun her şeye rağmen nerede yanlış gitti? Nasıl kaybolup unutulabildi ki? Counter-Strike Classic Offensive aslına bakarsanız CS 1.7 gibi bir şey de sayılmaz. Oyunun amacı bildiğimiz sevdiğimiz CS 1.6 atmosferini, ruhunu günümüz teknolojisiyle birleştirerek Counter-Strike Classic Offensive çıkarmaktı. CSGO'nun en iyi kısımlarıyla CS 1.6'nın en iyi kısımları birleşerek Counter-Strike Classic Offensive oluşturuyordu. Oyunun yapılış amaçlarından birisi de geliştirilmesi bittikten sonra kolayca modlanabilir bir durumda olacak olmasıydı. İnsanlar istedikleri gibi Classic Offensive'i modlayabilecek, daha iyi bir hale getirebilecekti. Zaten hatırlarsanız Counter Strike'ın kendisi de zaten en başında bir Half-Life moduydu. Ama zaman geçtikçe CSGO dönemine girmeye başladığımızda oyun modlamaya çok kapalı bir hale geldi. Maalesef oyunu modlamaya çalışan herkesin başını ağrıtmaya başladı. Classic Offensive oyunu ise 2016'dan beri Zul adındaki şu kullanıcı tarafından yönetiliyor, geliştiriliyordu. Oyunu indirip girdiğinizde oyunun CSGO ortamlarında geçmesi ama aynı zamanda CS 1.6 karakter modellerini kullanması Classic Offensive'e çok farklı bir hava katıyordu. 2016'da çıkan mod yıllar boyunca geliştirilmeye devam etti. Şu anda modu indirip oyuna girdiğinizde oynanış bakımından hiçbir sorunun olmadığını, sanki bitmiş bir oyun gibi hissettirdiğini fark edeceksiniz. Fakat mod bitmeye belki çok yakın olmasına rağmen kesinlikle eksikleri vardı. Oyunun ana menüsü olsun, değiştirilemeyen bazı ayarlar olsun, bunlar çok minik eksiklerdi belki ama gene de eksiklerdi. İşin daha da tuhaf olan kısmı Zul aslında bu problemlerin nasıl çözüleceğini biliyordu fakat düzeltemiyordu. Asıl soru, Zul bu projeyi en başında nasıl bu kadar büyük bir hale getirmişti? Her şey bitmiş olmasına rağmen böyle basit sorunların düzeltilmemesindeki sebep neydi ki? ...2015'te Zul modlamayı öğrenmek için, özellikle Valve oyunlarını modlamayı öğrenmek için Portal 2 modlama rehberi aldı. Sonrasında orada öğrendiklerini acaba CSGO içerisinde çalıştırabilir miyim diyerekten CSGO üzerinde uğraşmaya başladı. Zul'dan önce CS'yi modlamaya çalışan kişiler olsa da kimse Zul kadar başarılı olmamıştı. Tabii Zul da tek seferde olayı çözmedi. 2015 yılı boyunca neyin çalıştığına, neyin oyunu çökerttiğine bakarak olayları çözmeye başladı ve en sonunda 2016 yılında Classic Offensive'i çalışır bir şekilde çıkarmayı başardı. Bunun da üzerine Zul MIGI diye bir program daha geliştirdi. Bu da eğer CSGO'yu modlamaya çalışan biriyseniz Zul'un yaşadığı zor durumları kolayca geçmenizi sağlıyor. Ama maalesef Valve yüzünden ileride anlatacağım birbirinden farklı sorunlarla da karşılaşma ihtimaliniz çok fazla. Zul modu oluşturduktan sonra source motorunu biraz daha deşmeye, neleri değiştirip neleri değiştiremediğini denemeye başladı. İşte bu dönemde kendi YouTube kanalında da bulabileceğiniz birçok deney yapıyordu. Bir noktada Half-Life'deki can doldurmanızı sağlayan yerleri bile oyuna eklemeyi başardı. Ama bu bile ileride oyuna ekleyeceği şeylerin yanında hiçbir şeydi. Bir yıl boyunca Zul yapabileceklerini keşfetmişti. Oyunu istediği gibi şekillendirebiliyordu. Artık her şey avucunun içindeydi. Bu projeyi yükseltmenin, herkese açık hale getirmenin zamanı gelmişti. Öyle de yaptı. 2017 yılında Classic Offensive tam anlamıyla bir oyun haline gelmeye başlamıştı. Zul bir ekip topladı. Aslına bakarsanız toplamadı. Projeye yardım etmek isteyen onlarca kişi çoktan gelmişti zaten. Hazırda bekliyorlardı. Bu liste şu ana kadar oyunun gelişiminde yardımcı olan kişileri içeriyor. Maalesef çok kişi projeden bir noktada ayrıldı. Onun nedenine de birazdan geleceğim. Ama ondan önce video buraya kadar ilgini çektiyse bu tarz videoların devamı için abone olursan efsane olur. Devam etmem gerekirse Zul ve ekibi 2016'dan itibaren oyun üzerine çalışmaya, haritaları yenilemeye, bazı sizin de bildiğiniz sevdiğimiz haritaların yenilenmiş hallerine oyunun içerisine eklemeye başladı. Sadece bunlarla da kalmadılar. Ekip o kadar büyümüştü ki bir kişi silah modellerini tasarlarken diğeri silahın tepmesini ayarlıyor. Başkası görsel efektlerle uğraşırken Zul'da silah animasyonlarıyla uğraşıyordu. Oyunda silah inceleme tuşuna bastığınızda klasik CSGO'daki animasyonların çıkmasındansa işte ne bileyim şu tarz animasyonların girmesini sağlamaya çalışıyordu. Tabi bunu yapması her silah için gereksiz fazla bir uzun zaman alacağından bu fikirden vazgeçti. Onun yerine çok daha ilginç, çok daha eğlenceli oyun mekanikleri düşünmeye, oyuna eklemeye başladı. Bu eklentileri kendi kafasına göre de yapmıyordu. Twitter hesabından takipçilerine oyuna ekleyeceği şeyler hakkında sorular soruyor. İnsanların istediği yönde ekibiyle beraber oyunu geliştirmeye devam ediyor.
devam ediyordu. Tüm bunların üstüne insanların isteklerine göre oluşan mükemmel bir CS oyunu çıkmasına rağmen bu oyunun bir nevi kaybolup gitmesi gerçekten çok ilginç. Bir noktada oyuna hikaye modu bile eklemeye çalıştılar ama Valve sağ olsun 2018'de gelen bir güncelleme sonrasında hikaye modunun bozulmasına sebep oldu ve ister istemez projenin o kısmı da rafa kaldırıldı. Bu dönemlerde oyunun gelişiminde büyük katkıda bulunan kişilerden birisi Slot Squadron oyunun silahlarının geri tepmesini ayarlıyor. CS 1.6'daki silah hissiyatını getirmeye çalışıyordu. Tabi o oyundaki silah hissiyatını tam olarak getiremese de oldukça iyi bir yol kat etti diyebilirim. Oyun içerisinde duvar arkasından rakipleri vurma mekaniğini değiştirdi. Mesela artık büyük binaların arkasından CS 1.6'da olduğu gibi tarayamıyoruz. Ama CSGO'daki gibi de duvar arkasından vurma olayı sadece ince cisimlerle sınırlı da değil. Hatta AWP gibi güçlü silahlar kullanırsanız büyük binaların arkasından hala ateş edebiliyorsunuz. Dediğim gibi Classic Offensive CS 1.6 ve CSGO'nun karışımı olan efsane bir şey olma yolunda hızla ilerliyordu. Ama maalesef her şey istenildiği gibi gitmedi. Dediğim gibi bu oyun 2016 hatta 2015 yılından beri geliştirme aşamasında ve %99'u bitmiş olmasına rağmen hiçbir zaman resmi olarak adam akıllı bir çıkış yapamadı. Bu dönem boyunca modun geliştiricileri birçok fikir ortaya sundu. Yeni mekanikler, yeni haritalar, yeni silahlar. Bunlar çok iyi gelişmeler olsa da zaman geçtikçe projeye olan ilgi azaldı, güncellemeler yavaşladı ve bu ekiple çalışan kişiler ister istemez projeden ayrılmaya, işleri daha da zor bir hale sokmaya başladı. Ama bu sorunların hiçbiri Zulu oyunu geliştirmek vazgeçirmedi. 2019 yılında çıktı ve adam akıllı ayakları yere basan herkesin eğlenerek oynayabileceği daha stabil ama düzenli bir şekilde oyunu geliştirmeye başladı. Amacı arta kalan animasyonları tamamlamak, oyuna sevilen birçok harita eklemek ve bunların hepsini CS 1.6'da olduğu gibi bir server sistemine yedirmekti. CSGO'nun üzerine düştüğü rekabetçi modu gibi şeyleri oyuna eklemek yerine bu oyunu herkesin eğlenmesi için daha rahat bir platforma çevirmeye çalışıyordu. Herkes server sisteminde istediği oyun modlarını bulabilecek, oyunu istediği gibi oynayabilecek. Eğlenebilecekti. Hatta eğlence kısmını biraz abartmış olacak ki oyuna bazı serverlarda kullanabileceğiniz farklı bombalar, roket atarlar falan gibi acayip eklentiler yanmaya başladı. Hani oyunda TF2'de olduğu gibi roket jump bile yapabiliyordunuz. Bayağı ilginç eklentiler olduğunu söyleyebilirim. Oyuna hem sırf eğlenmeye gelen oyuncuları çekmek için hem de Counter Strike'ın orijinal halini korumak için fazladan böyle şeyler de eklemiş olabilir. Haritalara geçecek olursam Zul direkt Counter Strike 1.6'dan haritalar alıp CSGO'ya eklemek istemiyordu. CSGO'nun kendi haritalarını da kullanmak istemiyordu. O yüzden ekibiyle beraber birçok harita üzerine çalışmaya başladı. Örneğin Dust 2'nin ana hatlarına sadık kalarak Classic Offensive özel bir versiyonunu yaptılar. Aslında planlarında bu tarz haritalardan çok daha fazla yanmak vardı. CSGO'nun içerisinde popüler olan hatta sadece CSGO değil CS 1.6'da da çok popüler olan haritaların hepsini Classic Offensive özel kendi unique haliyle getirmek istiyordu oyuna. Fakat ekipten ayrılan kişiler ve CSGO'nun her güncellemeyle modlamayı daha zor bir hale getirmesi buna engel olmaya başlamıştı. Zul gene istediğini bir nevi elde etmişti. Classic Offensive içinde hem klasik haritalar hem CS 1.6'dan gelen efsane birkaç harita eklemeyi başarmıştı. Tabi ekip artık çok fazla kişiden oluşmadığı için bu tarz eklentileri yapması bir noktada çok uğraştırıcı ve uzun sürüyordu. Hani uzun sürse de uğraşırsın, oyuna yeni şeyler eklemeye devam edersin ama sorun bu da değildi. Sorun aslında Valve'ın ta kendisiydi. Classic Offensive çok iyi bir amaca, hedefe sahip olsa da oyunun en çok patladığı nokta Valve'dan gelen yetersiz destekti. CSGO'ya her güncelleme geldiğinde Classic Offensive bozuluyor ve düzeltilmesi gerekiyordu. Bundan dolayı Zul ve ekibi oyunu daha iyi modlamaya, Classic Offensive'i geliştirmeye devam etmek için CSGO'nun eski bir versiyonunu kullanmak durumunda kaldılar. Valve'ın bir noktada bu güncellemeleri sırf Classic Offensive gelişmesin, CSGO'ya rakip olabilir, oyuncu kitlesini bölebilir diye getirdiğini düşünen bir kesim de vardı. Çünkü bu güncellemeler aslında oyundaki hileleri oyundan uzak tutmak için getiriliyor da olsa işin komik tarafı hile kullanan kişiler bu güncellemelerin altından kolayca kalkabilirken sürekli gelen güncellemeler Classic Offensive gibi daha iyi işler yapmaya çalışan kişilerin başını çok fena ağrıtıyordu. Classic Offensive zamanla gelişemediğinden adam akıllı bir çıkış yapamadığından dolayı unutuldu. O sırada Zul ise artık işin eğlencesine bakıyordu. CSGO'yu Halo ile birleştirerek acayip bir mod daha yap. Onu henüz ben oynamadım ama kendi kanalında paylaştığı görüntüler gerçekten çok eğlenceli duruyor. Bunun yanı
yanı sıra tabii Counter Strike'tan da çok daha farklı bir hal almış durumda. Onun dışında Titanfall ile CS'yi birleştiren başka bir mod daha yaptı. İşte ne bileyim, duvardan yürüyüp ateş edebiliyordunuz falan. Tabii modlar iyi güzel de asıl olay Counter Strike Classic Offensive'e ne oldu? Terk mi edildi? Hiçbir zaman popüler olmayacak mı? Gerçekten kaybolup gidecek miydi? Buna kesin bir cevap veremem ama illa bir cevap istiyorsanız hayır, bir yere gittiği yok. Yani sanırsam yok. Şöyle ki Zoom'un dediğine göre oyun çoktan çıkmış. Tüm sorunlarından arınmış. Şu anda bu oynanan popüler bir oyun haline gelebilirdi. Fakat bunun olması için o minik sorunların çözülebilmesi için menünün düzelmesi, server sisteminin çalışır hale gelmesi için Valve'dan lisans almaları gerekiyordu. Eğer lisans alabilirlerse tüm bu sorunları kısa sürede çözebilirlerdi. 2019 yılında hatta bu lisans hakları için Valve'a başvuruda bile bulundular ama reddedildiler. Zul Valve Classic Offensive'in CSGO'ya rakip olabilir diye düşündüğünü, ondan dolayı lisans vermediğini sanıyordu. Günümüzde ise Classic Offensive hala o bahsettiğim minik sorunlara sahip ama oynanabilir durumda. Server sistemi çalışmıyor olsa da oyunun kendisi sorunsuz gibi gözüküyor. Hatta siz de indirip bakabilirsiniz. Tüm bunları kattığımızda oyun bitmeye çok yakınken, gerçekten 199'u bitmişken Valve yüzünden böyle bir sorunla karşılaşmaları gerçekten bayağı üzücü oldu. Bunun yüzünden zaten yavaşlayan mod gelişimi ekipten çok daha fazla kişinin ayrılmasını sağladı. Ne kadar uğraşırlarsa uğraştılar, Valve lisansı vermedikçe oyunun düzgün bir çıkış yapmasına imkan yoktu. Bu yüzden de Zul lisansı alana kadar tekrar denemeye, her şey düzgün olana kadar, oyun %100 hazır olana kadar zorlamaya devam ediyor. Şu noktada oyun fena olmayan bir durumda olsa da her şeyi düzeltip çıkış yapmak için sadece Valve'ın lisansına ihtiyacı var. Zul ise o lisansı alana kadar durmayacak gibi gözüküyor. Hey, video hoşuna gittiyse, eğer sana bir şeyler katabildiysem böyle videoların devamı için abone olmayı unutma derim. Onun dışında bu oyun hakkında senin düşüncelerin nedir? Daha önceden Classic Offensive oynamış mıydın yoksa harbiden unutulup gitti mi? Düşüncelerini merak ediyorum. O zaman başka videolarda görüşene kadar hadi ben kaçtım.